Herkese selam. Ben İrem. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün birlikte üniversiteye giden arkadaşlarımıza birkaç tavsiye vereceğiz. Birlikte vermeyeceğiz. Yani ben vereceğim. Biliyorsunuz ki İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji okuyorum. Daha önce de 2 yıl sosyal hizmet eğitimi almıştım yine İstanbul Üniversitesi'nde. Bu yüzden üniversiteye yatay geçişe dair bir tık bilgiliyim ve size de benim başta yaptığım yanlışları yapmamanız için aslında birkaç tavsiye vermek istedim. Üniversiteye gitmeden önce sürekli böyle video araştırıyordum. Üniversiteye gidecekleri tavsiyeler, işte üniversiteye gidince ne olur, üniversitedeki ortam gibi birçok endişem vardı. Çünkü biraz panik bir insanımdır. Ve böyle bir videoya ihtiyacım olmuştu o zaman. Şu an bence sizin de böyle bir videoya ihtiyacınız vardır diyerek çekmek istedim. Öncelikle üniversite kazanan arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik iletmekle başlamak isterim ve gideceksiniz oldukça heyecanlısınız eminim Belki kimisi için yeni bir şehirdir kimisi için şehrinde hiç gitmediği bir bölgededir üniversite vesaire yani oldukça heyecanlı bir süreç hayatımızın artık yeni bir dönemine giriyorsunuz Aslında öğrencilik anlayışınızın da biraz değiştiği bir dönem olacak bu o yüzden çok heyecanlı yani okullarda açılıyor sonunda ben iki senedir buradayım ve gitmeyi gerçekten iple çekiyorum tekrardan çok özledim artık amfilerde oturmayı Bakalım inşallah açılacak gideceğiz bu sefer. Siz de yeni başlayanlar bence oldukça şanslısınız gideceğiniz döneme denk geldiği için. Tabi daha önce kazanıp uzaktan eğitimle devam etmiş olan arkadaşlarımıza da bu video umarım yararlı olacaktır. O zaman hızlıca başlayalım. Arkadaşlar vereceğim ilk tavsiye öncelikle sakin olun. Yani lütfen sakin olun çünkü Böyle çok korkarsanız, panik olursanız en ufak şey moralinizi çok çabuk bozabilir. Ya da diken üstünde olmanız birçok konuda modunuzu gereksiz yere düşürür. Yani bugünlere gülerek hatırlayacaksınız. Özellikle okuldaki ilk gününüzü ve ilk haftanızı kesinlikle gülerek hatırlayacağınız için bence oldukça sakin olmaya çalışın. Tabii sakin ol demekle olmuyor. Bunu da biliyorum ama yine de belirtmek istedim. Vereceğim bir diğer tavsiye. Arkadaşlar bence sınıfa girdiğiniz zaman en arkalara değil de böyle bir tip daha önlere oturmaya çalışın. Çünkü amfiler çok büyük ve çok fazla öğrenci olduğu için hocanın sesi size gelmeyebiliyor. Ve ilk zaman belki arkadaş edinemeyeceksiniz hemen ve bilgileri de alamayacaksınız. Belki çekingen bir yapınız var. Bu yüzden hocanın söylediği şeyleri not ederseniz sizin çok avantajınız olur. Onu duyabilmek açısından da böyle ne en ön ne en arka ama böyle orta hocayı duyabilecek aralıklarda oturmak bence çok mantıklı bir fikir. Bunu size tavsiye ediyorum. Bu hocanın işte size vereceği kitaplar dedim ya şu kitapları alacağız ders için falan. Arkadaşlar lütfen koşarak gidip bu kitapları almayın. Çünkü hocaların birçoğu zaten tavsiye olarak kimi kitapları veriyor. Kimilerini de zorunlu tutuyor. Zaten tavsiyeleri bence almayın. Çünkü şöyle bir şey olacak alacaksınız hevesle okuyacağım okuyacağım diye ama onlar bir köşede duracak çünkü vaktiniz olmayacak dönemin yoğunluğundan. Yani tavsiye kitaplardan çok çok ilginizi çekenlere bence biraz daha böyle dönem ortalarında alıp okuyabilirsiniz. Başta bu kadar çok masrafa girmenize gerek yok. İlk etapta zorunlu tutulan eserleri alabilirsiniz. Ama zorunlu tutulan eserleri de hemen internetten böyle pahalı fiyatlardan almaktan ziyade şehrinizdeki ikinci el kitap satan yerlere, kitap pazarlarına gidebilirsiniz. Ya da okulunuzdaki ikinci sınıf veya üçüncü sınıf öğrenciler eski kitaplarını satışa çıkarabiliyor. O şekilde de alabilirsiniz. Daha daha uygun fiyata da almanızı sağlar bu. Bence o yüzden böyle hemen bütün kitapları alayım endişesine girmeyin. Ben almıştım mesela. O yüzden bu hatayı yapmanızı önermiyorum. Üniversitede mutlaka birçok kulüp bulunacaktır ve böyle bütün kulüplerde hemen ilginizi çekiyor gibi olacak en başta. Ya ben şunu da severim, şunu da severim. Ama bence böyle bütün kulüplere girmeyin. Çünkü ben en başta böyle 4 kulüpte falandım. Yani ve hiçbirine yetişemiyordum. Ya yani birinin etkinliği birinin etkinliği çakışıyordu. Bu yüzden gidemiyordum. Bence bu yüzden bütün kulüplere atlamak yerine en çok ilginizi çeken ve sürekli sağlayabileceğinizi düşündüğünüz bir tane kulübe girin. Onun da bütün etkinliklerine gidin ki oranın sosyal çevresiyle de aranız iyi olsun ve böylece arkadaş edinme probleminiz de ortadan kalkmış olsun. Kulüpler bence sosyalleşmek açısından çok önemli. Ayrıca da kendinizi geliştirmeniz açısından ve sadece okula bağlı kalmamak açısından oldukça verimli şeyler. Bence bunlara mutlaka katılın. Ve üniversitede böyle en önemli konulardan bir tanesi bence arkadaş seçimi. Arkadaşlar arkadaş seçimi konusunda bir tık dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü hem çıkar ilişkileri çok yoğun hem yani insanları ilk etapta tanıyamıyorsunuz ve şöyle bir şeye kapılmayın hani diyelim ilk hafta biriyle tanıştınız sürekli onunla gezmek zorundayım onunla kahve içmek zorundayım diye düşünmeyin ve ondan koparsam arkadaşsız kalırım diye de düşünmeyin. Eğer hoşunuza gitmiyorsa onunla takılmak zorunda değilsiniz veya Yine de onunla takılmak isteyip aynı zamanda sürekli her aktiviteye de gitmek zorunda değilsiniz. Yani böyle arkadaş bulamayacağım endişesiyle. Bence ilk bulduğunuz kişilere çok tutunmaktan ziyade herkesi böyle bir izleyip genel olarak anlaşabileceğiniz kişileri araştıran gözlerle sınıfa bir gözlem yapıp daha sonra sağlam arkadaşlıklar kurmak için böyle arkadaşlıklara başlayabilirsiniz. Açıkçası evet. genelde üniversitede sürekli şey denir işte ilk tanıştığınız arkadaşlar asla arkadaş kalmayacaksınız diye bir böyle genel kural gibi bir şey vardır. Ama bu gerçekten çok doğru. Ben bunun çok fazla örneğini gördüm. Yani bayağı oranda, yüksek oranda doğruluğu olan bir tespit aslında. İlk arkadaş olduğunuz kişilerle devam etmiyorsunuz. Genelde daha sonra kafanıza yatan başka bir grup bulup onunla devam ediyorsunuz. Bunu da öneri vermiş olayım. Ben arkadaş seçimi konusunda biraz kötüydüm. Yani daha doğrusu sosyalizme tokuyordum ilk başta ve sosyalizme tokuduğum o iki yıl içinde çok fazla arkadaşım yoktu. Çünkü çok soğuk biri olarak lanse etmiştim kendimi ve kiminle arkadaş olacağımı bilememiştim. Hemen atlamakta istememiştim. Sonra kendi kafama göre birini de bulamadım. Hani direkt şey mantığı vardı bende. Şimdi liseden çıktım, çok yakın arkadaş edinmeliyim. Her şeyimi paylaşmalıyım. Hani arkadaşlığı çok büyük bir şey olarak ele aldım. Ama halbuki sadece zamanımı geçirmek için insanlarla takılabilirdim ve böylece belki aramızda sonradan benim istediğim gibi bir arkadaşlık da başlayabilirdi. Yani ben burada biraz fazla duygusal davrandım açıkçası. Bence böyle yapmanıza gerek yok. Üniversitede yalnız kalmak biraz problem olabiliyor açıkçası. Arkadaş edinmek bence önemli. Çünkü çok fazla şeyden haberdar olmanız açısından, bir şeyler danışabilmeniz açısından, herhangi bir ödev olduğunda birlikte yapabilmeniz açısından arkadaş tabii ki önemli bir şey. Umarım doğru ve güzel arkadaşlıklar edinirsiniz. Bu arkadaşlık konusuna değinmişken biraz da aslında not tutma kısmına değinmek istiyorum. Üniversitede bildiğiniz gibi not tutmanız gerekiyor. Hocanın anlattığı şeyleri not almanız gerekiyor. Ve eğer not almazsanız, başkalarından not isterseniz hem o kişi size not vermeyebilir. Çünkü üniversitenin belki sistemi çan eğrisi şeklindedir. Ve bu yüzden insanlar ortalamalarını düşürmemek için not vermek istemeyebilirler size. Bu yüzden notlarınızı tutmanız en iyisidir. Yani mesela ben her derste not tutuyorum ve zaten ben başkasının notundan da kesinlikle çalışamıyorum. Ama insanlar benden not istediğinde de eğer su etmeyeceğini bildiğim insanlarsa ve zamanında onlar da bana yardım etmişse ediyorlarsa ya da etmeyecek bile olabilir yani sevdiğim insanlarsa onlara not veririm. Ama böyle hiçbir şekilde benimle iletişim kurmayıp sadece not zamanı not isteyen insanlar da mutlaka oluyor. Öyle insanlarla da tanışacaksınız. Onları da kendinizi suistimal etmelerine izin vermeyin bence. Ve mutlaka kendi notunuzu alın. Hiç kimseye muhtaç olmayın. Not konusunda, ya bence not konusu gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü hoca çok hızlı anlatıyor ve kendi anladığımız biçimde yazmanız gerekiyor. Zaten kısaltarak yazmanız gerekiyor. Bunu da başkasının notundan çok anlaşılır bulmayabilirsiniz. Yani yazı tarzından dolayı falan da. O yüzden bence not tutmak en mantıklısı. Bence yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi de okulun çevresini keşfetmek. Okulun çevresini keşfetmek ve ev... Ev ya da artık yurt nerede kalıyorsanız eğer Oraya giderken farklı yollar denemek. Yani her zaman mesela diyelim otobüsle gidildiğini biliyorsunuz oraya ve sürekli otobüsle gidiyorsunuz. Ama aslında tramvayla da gidiliyor. Siz otobüs daha rahat diyorsunuz ama tramvayı hiç denememişsiniz. Belki tramvayı deneseniz hem süreden tasarruf edeceksiniz ya da işte o daha rahat gelecek. Ya da otobüsü kaçırdığınız hani farklı yol opsiyonları bilmeniz sizin çok işinize gelir. Üstelik bu çevreyi keşfetmeniz ders aralarında böyle kaçabileceğiniz konumlar bulmak açısından da çok önemli. Bu bir kahve, butik bir kahveci dükkanı olabilir. Bir kütüphane olabilir. Mesela ben sosyolojiye ilk başladığımıza. Zaman. çok fazla arkadaşım olmadığı o dönemde sürekli ders aralarında kütüphaneye gidiyordum. Bir halk kütüphanesi vardı okulun yanında ve oraya gidiyordum. Ders arasında mesela bazen 2 saat ders arası oluyordu. Orayı full kütüphanede kitap okuyarak geçiriyordum. Böyle seveceğiniz yerler bulmanız açısından okulun çevresini keşfetmek önemli. Sürekli ev okul ya da işte yurt okulu yaparsanız çevreyi çok tanımazsınız. Bu da sizin mutlaka dezavantajınız olur diye düşünüyorum. Vereceğim bir diğer çok önemli bulduğum tavsiyelerden bir tanesi de ki bunu tavsiyeleri vermeden önce birkaç arkadaşıma da danıştım. İşte ne tavsiye verelim? Hani onlar da üniversite okumuş insanlar ve işte Rasim şöyle dedi. Ser verip sır vermesinler. Gerçekten o kadar önemli bir tavsiye ki bu. Yani bazen biriyle tanışıyoruz ve ona işte her şeyimizi anlatıyoruz. Ama sonra ona samimi olmamaya başladığımız zamandan itibaren bizim hakkımızdaki her şeyi bilmesi bizi rahatsız edebilir bir noktada. Bu yüzden bence bir tık önemli yani böyle hemen açılmamak, hani bir tık daha kontrollü arkadaşlıklar bence üniversitede çok önemli. Buna da kısaca değinmiş olayım. Üniversiteye gittikten sonra özellikle ilk zamanlar biraz alışma süreciniz olacak ve bu alışma süreci içerisinde sürekli eğer farklı bir şehirdeyseniz ailenizin yanına gidip gelmeyin bence çünkü bu sizin alışma sürenizi hani bu kadarken bu kadara çıkaracaktır. Yani kendinizi bu kadar alıştırmayın. Biraz uzak kalmak ve kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı öğrenirseniz sizin daha kolayınıza gelir. Yani alışma süreniz çok çok kısalır. Bence o yüzden sık sık ailenizin yanına gitmeyin. Biraz kendinizle baş başa kalın ve artık Kendiniz yapmaya başlayın bazı şeyleri. Değinmek istediğim bir diğer nokta da para kazanmanın yollarını bulun. Arkadaşlar öğrenciyken gerçekten inanılmaz paranız gidiyor. Kitaplar, sosyallik, kafeler, oralar buralar derken bütün paranızın suyu çekiliyor. Ki yani kafeleri geçtim. Temel ihtiyaçlarınıza bile bazen para kalmıyor. Yani yurtta kalıyorsanız örneğin şampuanınızı, diş macununuzu, eskiden evde sürekli o var olan şeyler ve hiç para harcamadığınız şeyler. Birden yurda gidiyorsunuz ve vay canına dedim ben hani. Şimdi ben kendi şampuanımı kendim mi alacağım farkındalığı falan olmuştu. Hani bu yüzden çok fazla paranın gittiği alan var. Bu yüzden de alternatif para kazanma yolları bulmanız gerekiyor. Örneğin şehrinizdeki günübirlik işleri, işlerde çalışabilirsiniz. Bunlar anket doldurmak olabilir. Mesela biz arkadaşımla işte o da arkadaşım Ayşe, Zelal, Ceren falan hepimiz şeye gidiyorduk. Belli şehirlerin günleri yapılıyordu yeni kapıda ve işte standda durup o yörenin ürünlerini satıyordunuz. Ve biz o ürünleri satmaya gidiyorduk ve gerçekten de günlük çok iyi kazançlar kazanıyorduk. Mesela 12 saat çalışıyorduk ve 120 lira gibi para alıyorduk. Bazen 150, bazen 100 lira. Ve bunlar da bence bir günde kazanılabilecek çok iyi paralar. O yüzden günlük işler bulmanız bence sizin çok avantajınız olur. Tabii ki part time'da çalışabilirsiniz. Üniversitede de iş imkanları size sunabilir. Onlarda da çalışabilirsiniz. Ama onun dışında mutlaka böyle günü birlik hemen çat kapı gidebileceğiniz işler bulmaya çalışın ki parayı sıkıştığınız zaman istemeden önce kendiniz bunu kazanabilin. Üniversitelerin yan dal ve çift ana dal programları oluyor. Bence mutlaka bunları araştırın ve bir bölüm daha okumak istiyorum diyorsanız çift dal. Yani bir diploma daha almak istiyorum diyorsanız çift dal veya işte yan dal. Mutlaka çift ana veya yan dalı araştırın ve üniversitenin Erasmus imkanından mutlaka faydalanın. Üniversiteye gittikten sonra yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi aslında hem derslerinizde kaynak bulma açısından çok önemli olduğu için dil öğrenmek. Yani farklı dilde kaynakları da okuyabilmek gerçekten üniversitede çok önemli. Bu yüzden dil öğrenmek gerekiyor. Ha sorarsanız bana senin İngilizcen var mı diye maalesef ki çat pat yani yok denebilir açıkçası. Ve bunun için aslında şehrinizdeki kurslara da gidebilirsiniz ücretsiz. Mesela ben İSMEK kursuna başlamıştım İstanbul'da. Ücretsiz de tamamen. Ben İSMEK'e gidiyordum ve orada İngilizce öğreniyorduk. Ve orada zaten yani sadece İngilizce öğrenmeye gitseniz bile çok fazla arkadaş da ediniyorsunuz. Eğer hani okulda arkadaşınız yoksa oralardan da arkadaş bulabilirsiniz kendinize. Ben orada çok fazla arkadaş edinmiştim. Hatta erkek arkadaş da bulabilirsiniz. Yani mümkün bu da. İşte hayatımdaki çok önemli insanlarla işte Rasim'dir, Sadece rahatsızımdır abi. Evet. <laughs> <laughs> evet gerçekten erkek arkadaşımla bir derde konuştum. Ya bunu koymam değil mi? <laughs> arkadaş edinmeniz açısından bence böyle yerler de önemli. Ya da işte hobiniz olan ismekler sadece işte dil yoktu. Hobiniz olan başka kurslar, gitar kursu, işte resim kursu gibi kurslar da vardı. Ayrıca ben KYK'da kalıyorum. KYK'nın da kendine ait kursları var. Çeşitli müzik aletlerinin kursu ve işte yine resim, ebru sanatı gibi kurslar da bulunuyor. Bunları da mutlaka araştırırsanız hem arkadaş çevrenizi genişletmek açısından hem de hobilerinizle ilgilenmeniz açısından bence çok iyi olacaktır. Üniversiteye gittiğiniz zaman sadece derslere odaklanmak ve sadece dersler ölçüsünde hayatınızı şekillendirmek bence yanlış. Onun yerine sosyal olup hem arkadaş çevrenizle hem işte dediğim gibi bu hobilerle bir şekilde böyle hayatınızı geçirmeniz çok daha doğru geliyor bana. Çünkü tamamen derslere odaklandığınız zaman mecburen sosyal hayatınız aşağı çekiliyor. Çünkü ortalama kasıyorsunuz ve ortalama kasmak zor, düzenli ders çalışmanızı gerektiren bir şey. Bu yüzden bence dengeyi çok iyi sağlamaya çalışın ve bu yılların geri gelmeyeceğini bilin. Yani boşa geçirmeyin bu zamanları. Çünkü gerçekten o kadar hızlı geçiyor ki ne ara bu hale geldim diyorsunuz. Ve bu yüzden yani denge kurmak çok önemli. Aslında söylemek istediğim en 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 önemli şeylerden bir tanesi de benim. Eğer böyle bir sene geçti üniversitede ya da bir dönem geçti ve hala oraya kendinize ait hissetmiyorsanız, hala böyle mutlu değilsiniz, değilseniz, o derslerin hiçbir ilginizi çekmiyorsa ve bir şekilde orada mutsuz hissediyorsanız kendinizi bir sorgulayın. Yani bir sorgulama dönemine girin. Hani neden buradayım? Burada olmak istiyor muyum? Buradan sonra ne yapacağım? Ne yapmak istiyorum? Gibi soruları kendinize sorun. Cevaplardan da korkmayın. Ve bu ölçüde en azından yatay geçiş programını düşünebilirsiniz. Çünkü şöyle bir şey var. Ben sosyalizme okumuştum ve iki sene boyunca sevmediğim bölüme devam ettim. Yani ne olursa olsun severim işte sev, mutlaka severim biraz daha deneyeyim işte şu kadar daha deneyeyim diye diye iki senem gitti ve iki senenin sonunda aslında ilk dönem o fark ettiğim şey hiç değişmedi. Ben buraya ait değilim. Ben bunu yapmak istemiyorum. O değişmedi. Değişeceğini düşündüm. Tabii kimi insanlar da değişmiş de olabilir. Genel bir şey söylemek çok doğru değil bu konuyla alakalı. Çünkü hayatımızı etkileyecek bir karar mutlaka. Ama yine de kendinize sorular sorun ve kendinizi sorgulayın. Mutluluğunuzu önemseyin. Yani yatay geçiş diye bir şey var sonuçta. Bunu yapabilirsiniz. Zaten bu programı daha iyi bir bölüme gitmek için de kullanabilirsiniz. Çünkü hem merkezi puanınızla hem de üniversite başarı ortalamanızla geçiş yapabiliyorsunuz. Bunu da bir değerlendirin bence. Benim bugün size vereceğim tavsiyeler bu kadardı arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır ve umarım bu tavsiyeler işinize yarar. Tekrardan hepinizi tebrik ediyorum ve üniversite kazanmayı dileyen arkadaşlara da ona rağmen izledilerse bu videoyu, hayal gitmedikleri halde izledilerse çok teşekkür ediyorum. Ve umarım siz de gittiğinizde bu tavsiyeler işinize yarar. Açıkçası ne kadar tavsiye vermiş olursam olayım bunları tabii ki uymanız zor olabilir. Ya da işte böyle akış içinde gerçekleştik şeyler olabilir. Ama ben yine de kendimce size söylemek istedim. Çünkü 22 yaşındayım ve 18 yaşındaki İrem'e dönüp bunları söylemek isterdim. Bu yüzden onun yerine size söylemek istedim. Umarım dediğim gibi keyif almışsınızdır. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu video kitap içerikli olmadı ama eğer kitap içeriklerimi görmek istiyorsanız Nefes Satırlar ismiyle beni Instagram'da da takip edebilirsiniz. Bugünlük benim söyleyeceklerim bu kadardı. O zaman sağlıkla kalın, kitapla kalın ve hoşça kalın.